Selam herkese, benim Turhan Er. Bugün bu videoda Cuma pazarını gezeceğiz, yine sosyete pazarını. Artık kanalımda klasikleşen bir video oldu. Kadıköy Salı Pazarı ve Cuma Pazarı. Şimdi yine Cuma Pazarını karıştıracağız. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. Eğer kanalımı izliyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Böyle bol bol videolar gelecek. Artık yaz geldi, bol bol pazarlara gideriz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da bol bol paylaşımlar yapıyorum. O zaman şimdi yavaş yavaş yola koyulalım. Bu gömleğimi de belki hatırlarsınız, Bit Pazarından almıştım ve 3 TL'ydi. Şöyle giydim, gayet de güzel oldu. Hava biraz esintili diye böyle içime crop top giydim. Tek de giyilir, böyle de giyilir. Gayet güzel, tril tril de bir kumaşı var. 3 TL'ye Bit Pazarını almıştım. Bit Pazarı videolarımı görmediyseniz onlara da bakabilirsiniz. Evet, bu sefer diğer taraftan videoyu başlatıyorum. Bu otoparkın olduğu taraftan. Daha önceden metrobüse yakın olan taraftan başlatıyordum videoyu. Buradan başlayalım, buradan görelim ilk önce neler var diye. Bir farklılık olsun dedim. Evet, girişimiz bu şekilde. Şöyle erkek tişörtlerine bakalım. 15 liraymış. 15 liraya gayet uygun kotonun malları bu arada. Şöyle askılı arıyorum eşime. Bir türlü böyle bulamıyorum. Bunun da kalıbını çok beğenmedim. Hep böyle kısa kollu var. Her yer kısa kollu dolu. Bu güzel. Evet, bu tişörtlerde 20 TL'ye, kaliteleri güzel, genelde koton markası. Şunlar 40 TL'ymiş, çok güzel plaj çantası da olabilir, günlük de olabilir, tatlı şeyler. Tatam, şöyle şortlar buldum, renk renk. Tril tril, her zaman giymelik. 35 TL'ye bakın. Şöyle önüme dizdim göstermek için. Üstüne pembe güzel olur mesela bunun. Böyle kombinlenir. Bunun üzerine beyaz olur. Kırmızı tonları olur. Bir de büyük bedenler var yani. X large'miş mesela bu. Bluz da var. Burası da, bunlar da 35. Yine yumuş yumuş. Evet, burada şortlar 15 lira. Şöyle pijamalar da var. Bunlar da kısaymış. Uzun sandım ben. Kısa mı? Kısa, bana mı öyle geldi? Anlamadım. Evet, kısaymış şöyle. Ama tuhaf bir boy değil mi bu ya? Kısa tam şort olsaydı bari. Çok tuhaf bir boy bence. Avokadolu. Yine girişe yakın bir tezgahtayım. Şöyle şu kısımda. Burası 20 TL. Her şey var. Pantolonlar var, elbiseler var, şortlar var, şöyle etekler var. 20 liraya tril tril etek, şöyle güzel bir etek. Şöyle Pull & Bear'ın elbisesi. Koton'un jean gömleği var, çok güzel. 40 bedenmiş. Bu hem tarzda giyinenlere şalvarımsı bir pantolon buldum. Şöyle kısa. Burada yine bir sürü değişik şey çıkabiliyor. Karşımıza etnik tarzlar falan. Değişik değişik şeyler. Jean ürünler. Burada çantalar 15 TL. Yine karıştırıp kurcalayıp bulmak gerekiyor. En başta belki hani göremeyebiliyorsunuz. Çok güzel. Mesela şu renkleri sevmedim ama aralardan
bir şeyler çıkabilir. Mesela şu çanta. Bu çantaya 15 lira diye kim der yani? Çok iyi bence. Şöyle minik. Her şey 25 TL'ymiş. Burada şöyle tiril tiril pantolonlar var ve şortlar var. Hepsi 20 lira. Şimdi bakacağız. Hepsi tiril tiril, gayet kullanışlı. Ben de böyle istiyordum, renk renk giymeyi falan. Üstüne de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz uyumlu olarak. Şöyle şortlar var, desenliler de var, düzler de var. Şöyle evde de giyilir, dışarıda da giyilir. Desenliler var. Yine patchwork gibi desenler. Gayet güzel. Böyle bejlerle, bej bir üstle, tişörtle falan güzel olur. Küçükler için de var sanırım. Evet, çantalarımız 25 TL. Bu modeller güzel oluyor, böyle düz modeller. Şunlar güzel. Evet, burada jeanler 30 TL. Şöyle. Şöyle paper bag'ler var. Buradaki şortlar da 35 lira. Ben almıştım geçen haftalarda 30 liraya. Görmüşsünüzdür. O yüzden jean almayacağım yani, ama bakalım birlikte. Şu pantolon çok güzelmiş. Bu bana da olur. Aslında. Evet, bu spor juiceleri 20 TL'den başlıyor. Şunlar da var. 35 var. 25. 30. Değişiyor. Bunlar gömleklerin içine falan çok seviyorum özellikle ben. Ama bunlar spor yaparken de güzel olur. Normal de giyebilirsiniz. Evet, böyle tril tril şortları ve pantolonları bol bol bulabilirsiniz. Bu sefer geldiğimde çok fazla gördüm. Çok fazla tezgahta var. Fiyatları da işte şortlar 25. Pantolonlar da 40 TL. Desenler de böyle. Şunların güzelliğine bakın, renklerinin. Bunlar 65 TL, 70 TL, 80 TL, öyle o civarlarda. 15 lira. Daha çok erkek ürünleri var. Böyle tişört arıyordum biliyorsunuz, en başta söylemiştim. Şöyle askılı, ama burada large varmış en küçük beden olarak. O yüzden şansıma küsüyorum yani. Bulamadım bir türlü istediğim gibi eşime. Ya da large alıp bunu daralttırayım mı acaba diye düşündüm. Böyle yine evde rahatça giyebilecekleri şortlardan var erkekler için. Ama bence kadınlar da giyebilir bunları yani. Böyle kısa şortlar. Bu neymiş? Bu uzun çünkü. Bu da böyle eşofman gibi. Evresim takımları var. Hemen soralım. Şöyle çift kişilikler. Ne kadar çift kişilikler? 80 TL. Evet, şöyle tişörtler bakmak istiyordum ben de. Burada 15 liraya buldum. Bakacağız şimdi, kurcalayacağız. Şu crop toplar ben çok seviyorum biliyorsunuz, üstümde de var.
20 TL. Bunların kalitesi çok güzel oluyor. Şunlar ne kadar ip askılı? 20 lira. Bunlar da mı 20? Evet, şöyle kilimler falan da var. Pazarda bulabilirsiniz şöyle. Bunlar 100 TL'ymiş. Madame Coco'da falan ne kadar bilmiyorum ama bunlar 100 TL'ymiş. Burada kilimler falan da var. Evet, bunları geçen hafta da çekmiştim. Bakayım değişik bir şeyler bulacak mıyım? 20 TL'den başlıyor. 20, 30 o civarlar. Wow, şunlar çok tatlı. Evet arkadaşlar, biraz acele edebilir miyiz? Kasalara doğru yürüyelim. Kasadan sıra bir şey alın. Kroplarımız yarım saat sonra satışları kapanacaktır. Biraz da tabak çanak bakalım. Çok güzel bu tezgah. Önceden de bakmıştım. Yeni bir şeyler var sanki. Şunlar çok güzel. Şu sapan da 20 lira olmuş. 20 TL olmuş. Ne, 3 tanesi miydi? 3 tanesi 20. Şunlar ne kadar? Normalde 6 tanesi 75, yaprasa 150 lira. Set 150, 6 tane. Kaktüslü olanlara bakacağım. 5 TL şunlar da. Peynir falan, meyve falan koymak için. Bunlar da çok minnoş. Aslında alırdım da şimdi taşıması var diye almıyorum. Evet, burada yine şapkacı buldum ve 20 TL'ye. Gayet başarılı. Şunlar biraz daha pahalı olabilir. Şimdi kimse yok, o yüzden soramıyorum. Bolca çeşit bulabilirsiniz. Evet, cinlerimiz 35 TL. 25'e de var. Burası 15 TL. Şöyle eşofman buldum mesela. Boyu çok uzun ama 15 TL çok iyi. Karışık yani burası. Daha çok tişört ve eşofman var. Çok güzel crop top üstler var. Evet, saç baş da almış ama şöyle tatlı bir gözlük buldum. Turuncu camlı. 45 TL. Burada fiyatlar değişiyor. 80-90 lira da var buralarda. Ama şunlar 45 TL'ymiş. Bunlar çok trend zaten. Eğer seviyorsanız pazarda da bulabilirsiniz. Güzel bence bunlar. Evet, minnoş çocuk ürünleri 12,5 tanesi. Hep böyle ortalardayım bu arada. Alt katta ve ortalardayım. Ay, bizim küçüklüğümüzde, benim küçüklüğümde de şöyle püsküllüler vardı. Elbiselere bakın, tri tri.
varsa verebilirim. İki katlı, teşekkürler. İç göstermeyen. Çok güzel. Hep bir şeyler alıyorum biliyorsunuzdur. 10 TL yani buradaki parçalar 10 TL ve çok güzel ürünler oluyor. Ve marka ürünler oluyor genelde. Çok beğeniyorum. Böyle birkaç parçayı size göstermek için önüme dizdim. Şu elbisenin tatlılığına bakın ya, çok şeker. Nasıl bir şey böyle? Tatlı olabilir bu. Yine bir şeyler alacak mıyım bakalım. Yine videonun sonunda görürsünüz. Bu neymiş? Güzel bir gömlek aslında, döküm döküm, viskon. Şöyle keten, pantolon. 10 TL çok uygun. Şurada bir gömlek, kısa kollu, yine keten. Şunu, ceketin güzelliğine bakın, vintage resmen. 20 lira. Çok şeker. Bunun eteği de varmış. O da 10 TL'ymiş. Ama bakamadım ona şimdi. Bu tezgah gayet güzel. Her geldiğimde beğeniyorum yani. Güzel şeyler de bulunuyor ve alıyorum da genelde. Şu da çok hoşmuş. Büyük ama bana büyük. Ceketler genelde işte 20-30 TL falan. Bunlar da gayet uygun bence yine. Şuna da bayıldım ama 34 beden. Ben bunları böyle oversize seviyorum. Yoksa kesin alırdım. Vatkası falan da var. Çok güzel yani. Bakacağım benzerleri var mı? Burada da jeanler varmış. Şunu da çok beğendim. Burada çok parlak gözükmüyor. Aslında çok cap canlı bir sarı. Zara'nın trench kotu. Aslında güzel ama rengi çok caf caflı. O yüzden bilemedim. Evet, çok kaliteli şortlar buldum. Bunlar çocuklar için. Küçük bunlar. 30 TL'ye. Çok şekerler. Şöyle takılar tanesi. 3,5 TL'ye. Bir yüzükler var. Yüzükler 3,5 TL'ymiş. Şöyle havlular var. Yaz için, çocuklar için. Evet, pazarın sonuna geldik. Eve gidince yine neler aldığımı sizlerle paylaşacağım. Evet, videonun neler aldım bölümüne hoş geldiniz. Hemen üstüme giydim bir tanesini. Bunu aslında işime aldım ben. En başlarda göstermiştim. 20 TL'lik tezgahlar vardı. Hem 20 hem 15 TL'lik bir tezgahtı. Bunu 20 TL'ye aldım. Koton'un bir ürünü. İşte boyu da şöyle geliyor. Medium. Aslında bu erkekti. Ama bence kadınlar da giyebilir. Aslında işime aldım. Ama beğenmezse bana da çok güzel oldu diye düşünüyorum. Bu medium bedendi. Böyle biraz bol oldu. Daha da bol olabilirmiş benim için. Eğer o beğenmezse, ben giyeceğim. Olmadı ortaklaşa giyeriz. Öyle takılırız. Böyle tişörtlerim var ama bol bol değil yani. Sanki şuradan gözlerim akmış. Böyle koyu koyu duruyor ekranda. Neyse. Böyle interesting yazıyor. Böyle jean şortlarla, beyaz şortla falan böyle rahat rahat giyilir. Daha da bol olabilirmiş bana. Bu aralar böyle bol tişörtlere bakıyorum. Hatta Trendyol'dan iki tane siparişim vardı. Onlar geldi şimdi kargodan. Sizlere onları da göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte görelim istiyorum. Zaten şimdi geldi. Evet, biliyorsunuz çok tatlı crop toplar satan bir tezgah vardı. Fiyatları da 20 TL'den başlayan fiyatlarlaydı. Bu 25 TL. Şöyle şuralara geliyor. Ben medium aldım. Biraz daha belki uzun olur diye düşünerek. Minik minik çiçekleri var. Bu tarz crop topları ben gömleklerle daha çok seviyorum. Hem daha rahat oluyor hem de güzel oluyor diye düşünüyorum. Cool duruyor. Pazarda giydiğim pembe gömlekle giyecektim ama onu giymeyeyim şimdi. Kirliye attım. Başka bir pembe gömleğim vardı.
Onu giyeyim üstüne, bence güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, altımda tayt var. Taytı görmezden gelin. Şöyle uyuma bakın, bence güzel oldu. Şöyle minik minik pembe çiçekler olduğu için güzel oldu diye düşünüyorum. Neyim Zara'dan benim ama ilk zamanlar almıştım hiçbir yerde yokken. Çünkü bunun rengine bayılmıştım, bu pembenin rengine. Ama artık de facto da Trendyol'da falan yine aynı gömleklerden bulabilirsiniz. Aynı renk, aynı kalıpta gömleklerden bulabilirsiniz. Bence böyle cool oldu. Beyaz bir gömlekle de olabilir. Şöyle yapabilirim. Şöyle kullanabilirim diye düşündüm. Çok rahat olur. Renkler de tatlı oldu, uyumlu oldu. Bu aralar hep tişörtlere bakıyorum demiştim. Bu medium bedende diye hatırlıyorum. Bir dakika bir bakayım. Small'muş bu. Keşke medium alsaydım. Çok bol gibi gözüktü bana. Çünkü boyu biraz böyle uzun. O yüzden bana bol bol gibi geldi. Ama o kadar da bol değilmiş. Acaba değiştirebilir miyim diye düşündüm. Böyle 5 tonlarında. Gayet güzel, tiri tiri, rahat rahat giyebileceğim bir tişört. Ama keşke biraz daha bol olsaydı. Ben daha bol istiyordum. Tişörtleri büyük isterken bugün ikisinde daha da büyük alabilirmişim diye düşündüm. Şimdi baktım, Trendyol'dan da bir tişört aldım. Onu da medium istedim. Bakın bu sefer medium istedim. Ama yine bundan da daha dar gibi gözüküyor. Ama bilmiyorum, değiştirir miyim? Şimdi deneyeceğim. Şimdi o tişörtü de deneyeyim. Bir de bir tulum aldım. Onu da deneyeyim. Onu da göstereyim sizlere. Biliyorsunuz aynı gün içinde bir de kumaş pazarına gittim. Kumaş pazarı videomu izlemediyseniz eğer diye göstermek istedim. Şöyle bir kumaş parçası aldım. Yani 2 metre falan herhalde bu. Bunu 10 TL'ye aldım. Desenin güzelliğine bakar mısınız? Desenini çok sevdim ben. Gerçekten çok güzel. Böyle pantolon ve crop bir şey olabilir. Ya da böyle önden düğmeli olup böyle yine kısa kollu bir şey olabilir rahat giymek için. Ya da short olabilir. Her şey olabilir bence. Elbise de olabilir. Renkleri çok hoş. Bunu da göstermek istedim. Kumaş pazarı videomu izlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. Şimdi Trendyol ürünlerimi deneyelim. Evet, Trendyol tişörtümü de giydim. Şu nakış detaylarını çok sevdim. Bu ne kadara gelmişti? 30 lira mıydı? 39 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Şu detaylarını çok sevdim. Bu medium aldım dediğim gibi. Linkini de isterseniz aşağıya bırakırım. Şimdi diğer parçama geçelim ama yorumlarınızı bekliyorum. Tulumumla geldim. Bunu çok beğendim. Gerçekten çok hoş bence. 36 beden. Hemen göstereyim şu kolları şöyle. Karpuz kollu. Şekilde. Bunları bağlamadım. Kemeri de var. Böyle şortlu, çok şeker bir tulum. Yakından göstermeye çalışıyorum. Kumaşı gayet kalın. Ve boydan göstermeye çalışıyorum. Şekilde bence çok şeker. Şöyle kemeri var. Ben bunu kullanmam herhalde. Başka bir kemer kullanabilirim. Bu modelin sarısı da vardı. Sarısı böyle hardalımsı bir tondu. Hatta anneme gösterdim. Bu çabuk kirlenir, aslında sarısını alsaydım falan dedi. Ama ben beyaz istedim. Böyle aksesuarları falan, hani böyle çok renk kullandığım için. Ayakkabımı kırmızı seçerim. Ayakkabımı pembe seçerim. Bandanamı sarı seçerim. Ona göre kombin yaparım diye düşündüm. Beyaz olsun istedim o yüzden. Şu kolları şu şekilde tabii ki. Şöyle. Büzgülü. Kalıbı da tam oldu bana. Bu 36 bedende indirimden 110 liraya ne aldım? 111, 112 TL o civarlarda aldım. Bence gayet tatlı. Ben beğendim. Böyle senelerce giyilebilecek bir parça. Böyle kemerimi mesela yeşil seçerim. Ayakkabımı işte yine yeşil seçerim. Gerçi yeşil çok seçmem ama. Ayakkabımı kırmızı seçerim. Bunu yeşil seçerim falan, böyle renk renk canlandırırım ben. O yüzden sevdim. Renk tonu da beyaz gibi. Böyle kırık beyaz gibi. Bej gibi değil yani. Bence gayet. Arkası da şu şekilde. Burada düğmeden sonra şurada da fermuar var. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Bu arada videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sefer çok çok fazla şey almadım pazardan. Kaç parça? 3 parça falan aldım. Her hafta gidince insan çok fazla almak da istemiyor. Çünkü diğer hafta yine gideceğim mesela. Yine bir şeyler bulurum diye düşünerek çok fazla almamaya çalışıyorum bu ara. Çünkü bir önceki pazar videomda bayağı bir parça almıştım. Bu sefer böyle oldu. Bakalım haftaya ne olacak? Belki de haftaya hiçbir şey almam. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum atmayı, görüşlerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi yazabilirsiniz.
Abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için çok önemli ve çok değerli. Instagram'da da bayağı bir aktifim. Reel'lar falan paylaşıyorum. Pazarda aldıklarımla alakalı da reel'lar yapıyorum falan. Oradan da takip edebilirsiniz. Yeni videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Yine pazar videolarıyla karşınızda olacağım. Bay bay.